Ancak Philips Speed Pro Max buna izin vermez ve yakınındakileri rahatsız eder. Peki olumsuz özelliği hiç mi yok? Tabii ki var. Buyurun. Bize büyük özgürlük sağlıyor, büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi şarjıyla ilgili konuşmazsak olmaz. Koltukta kullandığımızda yere sürmüyoruz. Yani yerdeki kılları temizleme amacıyla da bunu kullanmıyoruz. Zaten kendi başına. Evet. Philips Speed Pro Max şarjlı dikey süpürgenin tanıtımını yapacağız. Ürünün bazı teknik ve ergonomik özelliklerinden, farklı zeminlerdeki emiş kabiliyetlerinden bahsedeceğiz. Ürünü 3 aydır kullanıyoruz. Aynı zamanda kullanım tecrübelerimizi de aktaracağız. Normal elektrikli süpürge mi, yoksa bu tip süpürgeden mi tercih etmeliyiz? Yardımcı olmaya çalışacağız. Süpürgeyi aldığınızda kutu içeriğinde neler var, hangi parçalar var? Şimdi bunu görelim. Kafa karıştırıcı fazla malzeme yok. Bize ne lazımsa bunlar var kutu içeriğinde. Süpürgenin kendisi toz haznesiyle beraber. Şöyle bir zarf içinden kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzunda dikkat etmemiz gereken bazı konular var. Bu konularla beraber güvenlik bilgileri var. Şöyle borusu birazdan monte edeceğiz. Başlığı var. Şöyle esnek yapıda 360 derece emiş kabiliyetine sahip. Bir şarj adaptörümüz var. Şöyle küçük bir başlığı daha var. Halı ve koltuktaki kılları temizlemek için kullanıldığı bilinir. Biz bununla devamlı koltuk temizliği yapıyoruz. Halı temizliği yapmıyoruz. Sebebi de yani yerlerde kullandığımız işte kafayı koltuklarda kullanmamak için. Koltukta kullandığımızda yere sürmüyoruz. Yani yerdeki kılları temizleme amacıyla da bunu kullanmıyoruz. Zaten kendi başlığı yeterli. Kedi veya köpek gibi kıllı evcil hayvan besleyenler bu başlığı halılarda da kullanmaları gerekebilir. Çünkü gerçekten kıl temizliği için dizayn edilmiş. Şöyle şarj noktası için mesela duvara monte ederek kullanmak isteyenler için şöyle bir aparat var. Biz bunu kullanmadık. İsteyenler duvara monte edip sabit bir şarj noktası oluşturabilir. Evet, parçalarımız bundan ibaret. Şöyle ana parça olarak bakarsak 1, 2, 3, 4, 5 tane parçamız var. Üzerine bir de kullanma kılavuzumuz var. Yani karma karışık, monte etmesi gereken, işte zar zor sökülüp takılan, hatta kutu içeriğinden çıkıp da hiç belki de makinenin ömrü sonlanana kadar hiç kullanmayacağımız gereksiz parça yok. Bu yönden gerçekten güzel. Biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Şarjlı süpürgemizde 25,2 volt lityum iyon pil bulunuyor. 5 saat şarj süresi var. Yani süpürgenin pili tamamen bittikten sonra şarja taktığımızda 5 saat sonra tam dolmuş oluyor. 65 dakika kullanım süresi belirtilmiş. Birazdan bunun ne kadar gerçekçi olduğuna değineceğiz. 360 derece temizlik çekim alanına sahip. Toz haznesi ise 0,6 litre. Şimdi yere bir miktar çay dökeceğiz. Ne kadar mesafeden çayı çekebildiğini ölçeceğiz. En yüksek yani turbo modu alıyorum.
Yere 2 santim kadar mesafede çayların yüzeyindekileri almaya başladı. Bence performansı iyiydi. Henüz çaylara temas etmeden onları çekmeye başladı. Şimdi yere biraz kuru çay dökeceğiz, siyah çay dökeceğiz ve bu halıdan nasıl temizlediğini göreceğiz. Yine en yüksek ayarı kullanacağız. Şimdi çayları serpiyorum. Siyah çay yapısı gereği biraz halıya tutunmaya çalıştığı için siyah çay kullandık. Yani pirinç, bulgur çeksek daha kolay olacaktı. Amacımız biraz daha zor koşullarda denemek. Sizce de mükemmel değil mi? Biraz girintili olması amacıyla fayans arasındaki derzlerin boş olduğu bir yer seçtik. Bu seçtiğimiz bölgeye şimdi siyah çay döküyoruz ve burada nasıl temizlik yaptığını görüyoruz makinemizin. Gördüğünüz gibi çekim gücünü girintili sert yüzeyde de gösterdi ve gayet güzel temizlik yaptı. Az önce bahsetmiştim, bu başlığı sadece koltuklarda kullanıyoruz diye. Şimdi bakalım koltuk temizliğini nasıl yapıyor onu görelim. Yine en yüksek ayarda kullanıyorum. Bu küçük başlığında koltukta başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, süpürgemiz şarjlı bir süpürge. Bize büyük özgürlük sağlıyor, büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi şarj özellikleriyle ilgili konuşmazsak olmaz. En önemli konulardan biri belki de sizin için. Öncelikle nasıl şarj olduğunu gösterelim. Şöyle bir şarj cihazımız var. Bunu prize takıyoruz. Prize taktıktan sonra istediğiniz herhangi bir yerde mıknatıslı olan şu çıkışı, adaptörün çıkışını buraya monte ediyorsunuz. Ve burada şarj göstergesi şöyle yanıp sönmeye başlıyor. Tamamen boşken 5 saatte şarj oluyor. Şarj olma bu şekilde. Eğer sabit bir şarj istasyonu yapmak istiyorsanız, yani cihazı sürekli aynı noktada saklayacaksanız şöyle yapacağız. Başta göstermiştik, kutu içeriğinden şöyle bir plastik çıkıyor aparat. Bu aparatı şu yine kutu içeriğinden çıkan dubel ve vidalarla bir yere sabitliyorsunuz. Sabitledikten sonra tabi oraya yakın bir yine prize adaptörü takıyorsunuz. Şu elimizdeki adaptör çıkışını, mıknatıslı olan adaptör çıkışını, şurada yeri var, oraya sürgülü şekilde oturttuktan sonra, bu da zaten duvara sabit. Şu şekilde, şurası şuraya denk gelecek şekilde oturtuluyor. Ve şöyle gösterelim. Şarj göstergesi, yani pil seviyesini gösteren gösterge yanıp sönmeye başlıyor. Bu vaziyetteyken şarj oluyor anlamına geliyor.
Biz her seferinde farklı prizde şarj etmeyi tercih ettiğimiz için bunu hiç monte etmedik. Ve cihazı aldığımızdan beri kullanmadığımız tek parça bu aparat. Evet, şarj özelliği ile ilgili konuşmaya devam edelim. Süpürgenin teknik özelliklerinden bahsederken şarjla ilgili şunları söylemiştik. Boş pil 5 saatte şarj oluyor ve 65 dakika kullanım süresi var. Şimdi bu kullanım süresi maksimum kullanım süresi. Maksimum kullanım süresinde kullanmak için tabii ki en düşük seviyede kullanmak gerekir. Şimdi ben gerçekçi olarak bahsedeceğim. Yani 3 aydır bu cihazı nasıl kullanıyoruz? İşte şarjını fulledik. Ne kadar süre kullanabiliyoruz? Şunu söyleyebilirim. Eğer çok büyük bir eviniz yoksa ya da tabii kişiye göre değişir, temizlik detayına göre değişir. Çok rahat bütün ev temizliği bir full şarjda tamamlanıyor. Eğer bir defada yani 20 dakika, yarım saat gibi sürede temizleyemeyecekseniz tekrar şarj olmaya ihtiyaç duyacak süpürge. Dolayısıyla arada bir 5 saat şarj süresi beklemeniz gerekmektedir. Makinamızın emiş gücü çok iyi. Muhtemelen yeni makine alıyorsanız eskimiş bir makineniz vardır. Veya da işte yeni evlendiyseniz ve yeni alıyorsanız yine elektrik süpürgesini. Daha önce işte anne babanızın evinde, kaldığınız evde kullandığınız elektrik süpürgesi vardır. Muhtemelen daha önce kullandığınız elektrik süpürgesinden, yani biraz eski model olduğunu düşünerek bunu söylüyorum. Sizi şaşırtacak bir emiş gücüyle karşılaşacaksınız. Yani normalde işte eski geleneksel makinalarla 45 dakikada temizlediğiniz, 45 dakikada süpürmeyi bitirdiğiniz bir evi çok rahat yarı yarıya işte 20 dakikada, yarım saatte bu Philips süpürgeyle süpürebilirsiniz. Boyutuna bakmayın, küçüklüğüne bakmayın. Gerçekten emiş gücü çok iyi. Şimdi süpürgemizin haznesinden bahsedelim. Şuradaki tuşa basarak hazneyi söküyoruz. Bastık. Bunu hafiften yukarı çektik ve kurtuldu. Şimdi artık çıkartabiliriz. Haznemizi çıkarttık. Alt tarafında şöyle bir filtremiz var. Bu filtreyi tercihen ve tavsiye olarak ortalama bir yılda değiştirmek gerekiyor her yıl. Şöyle bir filtremiz var. Piyasadan da uygun fiyata bulunuyor. Yani uygun derken çok da ucuz değil aslında. Yani 150 lira civarında bulunuyor orijinal filtre. Tam ters tarafındansa üst kapağı söküyoruz. Şu şekilde haznemiz var. Aynı şekilde kapatıyoruz. Süpürgemizin maksimum emiş performansını vermesi için haznenin maksimum temizlikte olması gerekiyor. Dolayısıyla tamamen dolmasını beklemeden belirli aralıklarla, yani her temizlikte olmasa da işte 2-3 temizlikte bir kapağını söküp kirini boşaltmak gerekiyor. Bulaşık makinesinde yıkanmaz ancak içi hafiften yıkanabilir veya da nemli bezle silinebilir. İçindeki pislikleri boşaltırken böyle silkelememeye dikkat edin. Sağa sola sert yüzeylere sağa sola çarptığında kırılma riski var. Yine aynı şekilde söktüğümüz gibi takıyoruz. Bu kadar basit. Tabii ben haznesini söküp takınca, kapağını da söküp takınca az önce çektiğimiz çaylar koltuğumuzda tekrar döküldü. Bunları temizleyelim hemen. Bakalım şöyle sade şekilde hemen temizlik yapabiliyor mu, onu da görelim. Her elektrik süpürgesinde olduğu için bir hava çıkışı var. Hava çıkışı tam en arkasındaki şu kısım. Kullanırken üzerinize yaslamamaya dikkat edin. Kullanım tecrübelerimize dayanarak normal kablolu elektrik süpürgesi mi yoksa bu veya bunun gibi dikey ve şarjlı elektrik süpürgesi mi tercih etmeliyiz diye sorarsanız şunları söyleyebiliriz. Kablosuz, şarjlı olması bize kullanım esnasında özgürlük sağlıyor. Dilediğimiz mesafede odaya, dilediğimiz gibi kabloyla uğraşmadan gidip temizlik yapabiliyoruz. Hatta rahatlıkla araba temizliği de yapabilirsiniz. Emiş gücü normal elektrik süpürgelerini asla aratmaz.
az yardımcı parçası vardır, kafa karıştıracak bir ekipmanı yoktur. Muhafazası kolaydır, az yer kaplar. Hatta duvara da asılabilir, istemezseniz yeri hiç işgal etmez. Peki olumsuz özelliği hiç mi yok? Tabii ki var, buyurun. Şarjlı olması hareket kabiliyeti anlamında bize özgürlük sağladığı gibi şarjı bittiğinde 5 saat şarja ihtiyaç duyduğu için bir süreliğine de olsa temizlik yapma özgürlüğümüzü elimizden alıyor. Her seferinde yarım saati geçmeyen temizlikler yapacaksanız ve işiniz bittiğinde şarja takmayı unutmayacaksanız bu da sizin için problem olmaktan çıkacaktır. Diğer bir olumsuzluk çok gürültülü çalışması. Süpürgeye ihtiyaç duyduğumuz pek çok zamanda en yüksek seviyede çalıştırabiliriz. Bu durumda 84 desibele varan gürültüye maruz kalırız. Vestel Yıldız T9000 veya Electrolux Ultra Silencer gibi süpürgeyi kullandığınız bir odada bulunanlar aralarında çok rahat konuşabilirler veya televizyon izlemeye devam edebilirler. Ancak Philips Speed Pro Max buna izin vermez ve yakınındakileri rahatsız eder. Bütçeden bütçeye, insandan insana görüşler değişebilir ancak 3500 ila 4000 TL fiyatı olan bu süpürge bence pahalı. Kişisel görüşümce fiyatını da olumsuz yönleri arasına yazmalıyız. Önemli bulduğum olumlu ve olumsuz yönlerden bahsettim. Videoda bahsetmediğim veya merak ettiğiniz hususlar varsa yorumlara yazınız, en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Abone olur ve izlediğiniz videoları beğenirseniz sevinirim. Philips Speed Pro Max şarjlı süpürge hakkında sizi bilgilendirmeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Herkese iyi günler.